Selamlar herkese. Hançer ben. Bannerlord maceramız kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor arkadaşlar. Geçen bölüm bir sürü aksiyona girdik diyebilirim. Özellikle Vilandia tarafında ağır hasar verdik kendilerine ve savaş devam ediyor arkadaşlar. Ne yazık ki influence'ım kalmadı. O yüzden barış isterlerse bizimkiler kabul edecek ve engel olamayacağım. Ama o barış gelene kadar agresifliğe devam etmeyi planlıyorum arkadaşlar bu bölüm. Ortadan Pravend'i aldık ve ikiye ayırdık ülkeyi. Kuzey ve güney olmak üzere. Bakalım iki parça da ne kadar dayanabilir. Ben şöyle güneye doğru inip şu arkadaşlara destek atmak istiyorum. İki ordumuz orada. Ve duruma göre karavan şurada zavallım kalmış, ne yapacağını bilmiyor muhtemelen karavan. Şehirleri elinden alınca aptala dönüşmüşler. Bakalım nasıl karşılık verecekler. Ork sal. Buraya bir saldırı söz konusu. Haydi geri dönelim. Burayı vermek istemiyorum. Kale yok. Birkaç yere saldırıyorlar şu anda. Köylere saldırıyorlar. Bir de bakmakta fayda var arkadaşlar. Ork halı kime veriyoruz? Kendim alıyorum. Şunlar arkadaşlar ihanet edecek bir noktada ama yapacak bir şey yok. Yani savaştayken ihanet ederlerse kaleleri de götürecekler. O beni çıldırtır ama barıştayken giderlerse umurumda değil. Başkasına dağıtabilirim kaleleri. Ox Hall bizim oldu arkadaşlar. Haritada en bayıldığım kale. Bakalım kaç kişi surlara dayanmış. Sadece 368. Alabiliriz onları. Problem yok. Hatta gelip şurada bekleyeceğim biraz. Şu arkadaşlar savaş başlatacak. Dal. Şahane. Ovada indiriyoruz bunları. Kimler var? Bunlar kim ya? Abidik gubidik tipler var. Hiç doğru düzgün krallar falan kalmadı. Hepsini indirdik. Hapise aldık. Tutsak ettik. Kim bu insanlar? Hah, bu adam. Miğferinden bakacak olursanız daha yetkin bir arkadaşa benziyor bunlar da. Miğferi sembolize ediyor mu emin değilim. Açıkçası. Şahane. 50 kaldık, loot aldık rahat. Ve uğrayalım buraya. Burada da bir tane lordu daha darmadağın ediyorlar bizim ufak lordlarımız. Ve tutsakları satalım tabii ki. Çok güzel şey kasıyoruz. Roguery skillimizi. Kasıyoruz. 2 level daha atladı gördüğüm kadarıyla. Vlandian karavan guard ister misin? İstemez miyim? Aldım bakalım. Olmadı biz kuzeye gidelim arkadaşlar. Güneyde zaten terör estiriyorlar. Biz de kuzeyden terör estirelim. De bu kaleler muhtemelen çok zor bunları alması. Muhtemelen birazdan barış da gelecek. Hop, velet burada kasıyor. Kaç tane şehrim oldu? Aldrich. Aldrich'i tokatlasak güzel olurdu. Hongard Kalesi kime gitsin? Nerede olduğunu bilmiyorum. Bu adama gitsin. Neden olmasın? Vilandiyalı lordları da yavaş yavaş almaya başlayacağız arkadaşlar. 16.000'e 3K bir ezici üstünlüğümüz var şu anda. Ve biraz daha tutsak alalım. Bence daha rahat bir şekilde bize geçecekler bu noktadan sonra. Rovald biraz sıkar aslında burayı almak. Ordu patlatıp şey yapabilirim aslında. Tepelerine binebilirim. Biraz geri çekileyim. Dışarı çıksınlar. Bu ne yapıyor? Köylü. Çıkmadı. Geç Aldrich, geç. Of, yine kaçtı. Güneydeki şeyi aldılar mı acaba bizimkiler? Geçmiyorlar ya. Gerçekten geçmiyorlar. Şimdi uzaklaşmıyorlar. Çakallar ya. Çok hızlı. Çok güzel. Her yerde arkadaşlar minik minik lordlarımız var. Ve çok hızlılar. Anında tepelerine biniyorlar. Güzel güzel güzel. Aldınız mı? Almışlar. Çok güzel. Ne kaldı arkadaşlar? İki şehirleri kaldı burada. Güneyde sadece sağlam şehirler.
Kuzey Denizi kaldı Blendia'nın. İki şehir. Bu mu? Dört şehirleri mi kaldı? Bakalım. Gerçekten dört şehirleri kalmış. Başka hiçbir şey kalmamış. Darmadağın olmak üzereler. Perik. O nereye geçmiş ya? Dağlardan geçebiliyor muyuz? Geçebiliyormuşuz. Merhaba, bu kralın oğlu muydu? Bana katılmak ister misin? Oha, geliyor. Baron. Çok güzel. Bunlar çok sağlam klanlar arkadaşlar. Değilmiş. Rezaletmiş. Ostika'nın sahibi arkadaşlar. Şehri alacağız bu bize geçerse otomatik. Ne kadar dandik klan. Ben Perik'i bir şey zannediyordum. Ostikan kocaman şehir. Evet, %100 yapıştırdım. Ve tutsak almadan şey yapabiliyorum. Sırf sohbet ederek %100. Çok güzel. Bir tane daha klan geldi. Ve şehirleriyle beraber gelecekler çünkü. Savaştayız. Kaç kuruş? 169 bin bedava. Bedava gerçekten. Tutsakları da salabiliyoruz. Ama çok saçma olur tutsakları vermek. Çünkü adam bize katılıyor. Bakayım. O yüzden bug'a sokmak istemiyorum oyunu. Tutsak yine bizde kalır. Mantık açısından. Geldi. Perik geldi arkadaşlar. Ostikan da bizim oldu böylelikle. 650 kişi savunuyor. Cuk katarak aldık. Ah Vlandia bitti. Bitti Vlandia. Devam. Şurada bir ordu var. Onları ikna edemem. Ordu derken ikna edemiyorsunuz. Ama dövebilirim kendilerini. Yetişebilirsem tabii ki de. Aldrich. 19 yaşında mı? Kaçıncı Aldrich bu? Bir sürü Aldrich var. Ha, klan lideri falan değil bu. Şu velete bak. Artist havalara bak. Okey. İkna edemem bunu. Muhtemelen. Opsiyonu sunabiliyorum ama klan lideri olmasına rağmen orduda olduğu için dinlemiyor. Dövelim. Hapishanede konuşuruz. Gel bakalım. Tutsakları da alalım. Loot'u da alalım. Yine loot'umuz şişti. Loot'umuz şişti. Aşağıda neler yapıyorlar? İki kale var. Bu kalelerin aslında lordlarını seçip onları bulup avlayıp şey yapmak lazım. Bize katmak lazım o noktada. Bizim kalelerden birine dalıyorlar. Savunursun onu. Karşı tarafın ordu yaratabilecek kapasitede olduğunu zannetmiyorum şu aşamada. Umarım salak salak barış teklifi gelmez. Kabul etmez bizimkilerde. Barışlık bir şey yok yani şu aşamada. Ve kimler skill atlamış bakalım. Herkes skill level atlamış. Skill atlamak nedir ya? Demir baldız coşuyor coşuyor. Quartermaster olduğu için aynı zamanda buna vereceğim. Vali yapmayacağım. Leadership'e de bir tane focus attım. Velet. Velet non-stop ya. Buna verdim. Leadership. Party leader olduğu için. İkisi de güzel. Aslında şey yapıyorduk değil mi? Vali kasıyorduk kendisine. O yüzden loyalty veriyormuş. Buna verdim. Güzel vali olacak. Vali yapmayız belki ya. Böyle warrior olarak daha etkili. Polearm kasmış biraz daha. Focus. Hadi medicine'a verelim. Süper. Vali yetiştiriyoruz da valiye gerek kalmayacak. Ork. Ork diyorum arkadaşlar. Orcs Hall diyeceğim buraya. Ox diyemeyeceğim. Alışkanlık ve her seferinde düzeltmekten yoruldum. Orcs Hall diyeceğim buraya. Ve burası nasıl gidiyor? Güzel. Sıkıntı yok. Biraz para atalım. Bütün sahip olduğum şehirleri oyun sonunda maksimize etmek istiyorum. Upgrade'lerini falan. Burası gayet iyiymiş zaten. Gayet iyiymiş. Her şey upgrade'lenmiş. Şöyle 2-3 tane proje attım. Bakarız. Ve tutsaklarımızla haydi konuşalım. Kimler kimler var? It's been a while. Aa, sen gelme.
Galtar. Seni salacağım, bize katıl diyorum. Kaşları nerede bu adamın? Kimmiş bu? Okey, bu da paralı asker. Evet, paralı asker. Golden Boar. Gelsin, veririz para. Ne olacak? Kaç para isteyecek acaba? %100. Çok iyi ya. %100 ihtimalle herkesi ikna ediyorum. Kaç para isteyecek? Hep 50K. Al bakalım. Hoş geldin. Ortol. Senle konuştum mu? It's been a while. Evet, senle konuştum. Sen git. İgunta. İgunta. I wish you peace and prosperity. I wish you peace and prosperity. Bundan da bir şey çıkmıyor. Sen dostum. It's been a while. Sende de yok. Furnhart. I'd wish you peace and prosperity. Tipe bak. Çok iyi bazı tipler ya. Kim kaldı? Servikli Aldrich kaldı. It's... Hoppa, bu da geliyor Baron. Bu Aldrich'in lideri zaten. Oho, şu ne? Gördünüz mü? Şunun suratını görüyor musunuz? Derisi yok. Gözleri ve dişleri var sadece. Şahane bir bug. Acaba bununla konuşsak öyle mi çıkıyor? Sadece portresi mi o şekilde? Çok komik ya. Ürkütücü bir tipi var. Servik Rowalt'ın şeyi arkadaşlar. Lideri. Bir kale daha geliyor. Şehir geliyor daha doğrusu. İkna edebilirsem bu biraz zor. %55. Haydi. Çok güzel. %100. Haydi bir tane daha. Of, bu çok zor. Ah, %23. Boş attık. %87. İşte bu. Bir şehri daha aldık ve Lord'u. Bakayım. Şahane bir klan. Şahane bir klan. Bedavaya geliyor. Okey. Para istemiyor. Niye para istemiyor? Ben biraz para koyayım. Bir paraya geliyor. Al 60K ya. Açlık olsun. Bunlar da geldi arkadaşlar. Nereye aldık? Rowalt'ı da aldık. Kuzey tarafını komple aldık. Kaldı iki tane şehirleri. Bu bölüm efsane hızlı ilerliyoruz açıkçası. Onun haricinde bir kişi kaldı konuşmadığım. Ha, Aldrich de otomatik geldi. Bunların hepsini salabilirim. Bunların bir önemi kalmadı. Ve ordu şimdi kuzeye gidiyordu kaleyi almaya. Jeton düşecek. Hop aşağı doğru inmeye başladılar. Şey geldi. Güvercin geldi. Lord Hançer. Kralınız ikna etti onları. Aldık kaleyi dediler. Tabii ordudaki 1.000 kişi tezahüratlarla Hançer, Hançer diye bağırmaya başladı. Bu güzel haberleri duyunca. Şimdi güneye inebiliriz. Son iki kaleye odaklanabiliriz arkadaşlar, şehre. Ve onların lordlarını bulalım. Bir tanesi kral muhtemelen. Jakulan'da Galand. Galand'a bakalım. Galand. Dert dert. Bunu alamam. Kralın kendisinin çünkü. Jakulan'a bakalım. Jakulan. Ha kadın. Şaşırdık. Genelde kadınlar sahibi olmuyor da klanın, o yüzden dedim yoksa. Bence kadınlar ve erkekler eşit haklara sahip olmalılar kalelere ve şehirlere. Sahip olmak açısından 57 yaşındaymış. Yaşını göstermiyor kendisi. Neredeymiş? Larnak'taymış. Haydi seni bulalım, ikna edelim. Larnak nerede tabii ki de. Larnak'ı da işaretleyelim. Burada. Demir baldızla mı kapışıyor? Tutsak mı acaba? Tutsak olabilir. Bir şuraya gidelim. Değil. Buralarda çok hayatta kalabileceğini zannetmiyorum çünkü. Muhtemelen birisi yakalamıştır onu. Jakulan'daymış bugün. Oha, nasıl gidebilir ki? O kadar hızlı gidemez. Tebrik ediyorum.
Jakulan zaten onların ama konuşamayacağım çünkü şehrin içinde. Belki konuşabilirim. Aşağıdan surlardan böyle bağırıyorsunuz yukarı. Onu deneyeceğim bir. Remto ile kim saldırıyor? Ta buradan biri benim köyümü yağmalıyor. Tebrik ediyorum. Osbir. Favori karakterlerimizden bir tanesi arkadaşlar. Kaçma Osbir. Bu ne? Bir sürü Aldrich var arkadaşlar. Aldrich'ler karışmaya başladı. Iron Dalon'a. İşte bu. Bu hangi Aldrich? Tutsakları aldım. Bilmiyorum artık. Osbir kaçma. Bu küçük klanları almak çok kolay. Şöyle bir şey deneyeceğim arkadaşlar. Asera'ya savaş açmak. Açmayın ya. Şu anda geldim. Siege'e katılabilirim. İçeride değil mi? Corain burada. Bakalım. Siege başlattıkları için... Hayır. Bayrağı değiştirme. Jakulan'da gözükmüş en son. Ne yazık ki konuşamayacağız. Ben konuşup ikna etmeyi arzuluyordum. 700 kişi savunuyor. Ama o opsiyon patladı ne yazık ki siege attıkları için. Bakalım şuraya uğrayınca güncellenecek mi? Drapant'daymış. Kalenin içinde değil o zaman. Drapant. Arkadaşlar ışınlanıyor bu. Burada olamaz. Bir tane daha ordu geldi. Kimi arıyordum? Kalatilt. Buralarda mısın? Minik minik lordlar var. It's been a while. Hepsini avladık arkadaşlar, minik lordları. Minik minik lordları avladık. Kalatirt. Romund. Son şehirleri. Kadın nereye gidiyor? Kadın ışınlanıyor gerçekten. Yetişemiyorum. Drapart da gözükmüş bugün. Drapart nasıl olur ya? Az önce şehirdeydi. Drapart da gözükmüş bugün. Yani... Karşıma çıkması lazım. Lordlara bakar mısınız? Daha çok bandit var. Drapart. Drapart da olamaz. Asera ile savaşıyor muyuz? Haydi dangalaklar. İyi savaşın. Haydi iki şeyle beraber savaşalım. Çünkü hayır dersen 1000 influence'ım gidecek. Onu kulla harcamak istemiyorum şu anda. Hadi onlarla da savaşalım. Neler dönüyor? Birisi ihanet etti arkadaşlar bize. Çok fazla kişi ihanet etti. Bütün kaleler bana geldi çünkü. Pravent, Rulund, Larnak. Neler oluyor? Bir şeyler dönüyor. Bir şeyler dönüyor. Hiç de bir şey yazmadı ama. Combat. Okey. Asera'ya savaş açtık. Okey. Bunlar niye bana geldi? Pravent bana geldi. Pravent benimdi zaten. Rulund. Ha köyler falan bunlar. Okey. Talivel de bana geldi. Bir şeyler oldu arkadaşlar. Okey. Bir kale, bir şehir geldi bize. Ama niye geldiğini anlatmadı. Bir lord ayrılır. Ayrıldı muhtemelen. Ama ayrıldığı da yazmıyor burada log'a bakarsam. Kafa karıştırıcı. Kafa karıştırıcı ve savaşı açınca oldu bu. Neyse. Herhalde paralı askerlerden biri Asera'ya katıldı. Hep aynı şey yapıyorlar.
Ama savaştan sonra katıldıysa kaleler onlarda olmalıydı. Bilmiyorum. Boş ver. Önemli değil. Bir sürü kalemiz, şehrimiz daha oldu. Zaten burayı bitirdik. Taliveri. Şimdi Taliveri birisine vermem gerekiyor. Çok enteresan şeyler dönüyor. Galtar. Kim bu? Paralı asker. Al bakalım, hiç kalesi yokmuş. Bunlara güven olmuyor ya. O yüzden Vlandia'dan şu anda son klanları da toparlamam gerekiyor. Hepsi buralardayken. Ve şu Siege'e gelseydim keşke ya. Peşine takıldım. Siege'de daha hızlı alabilirdik. Açıkçası bulamıyorum çünkü hanımefendiyi. Bir gün önce Drapant'taymış. Orada falan değil. Şuraya destek atalım hızlıca. Of of of, keklik gibi. Bakar mısınız lordlara? Banditler yakaladı bir tane lordu. Lord'u kurtaralım. Pes ettiler galiba. Lord'u kurtaramadım mı? Yakaladılar gibi hissettim ama. Kimler var? Bir sürü şey var burada da. Liderlerini bulamadım. Siege'e gidelim arkadaşlar. Destek olalım. Zor bir kale orası. Osbir. 900. Evet, zor zar. Kapışıyorlar. Let's go. Aseray aşağıdaki o minik kalelerime dalmaya başlayacak muhtemelen. Hiç sıkıntı değil. Burada değil ya. Şeyi bulamadım. Liderlerini. Ne oldu? Siege'i bozdu. Hayda. Bana bıraktı. Okey, 400'e 600 ben mi saldırmalıyım şimdi? Nasıl bir şey bu ya? Praven'i kime veriyoruz? Perik'in var mı kalesi? Ostikan'ı varmış. Servik'in nesi var? Onun da var. Bunlara verebilirim. İşte şu ya. Şu Vlandia'lı lordlara verelim. Kafam rahat etsin. Siege'de olduğum için ordu kuramıyorum. 400'e 700'de saldırmak istemiyorum arkadaşlar. Çok daha kuvvetli olsam da. Yani... Gerek yok. Ben liderlerini bulacağım. Bir şekilde bulacağım. Drapant niye bu kadar kırmızı? İşaretledim diye. Drapant kalesi gitmiş. Arkadaşlar bir şeyler dönüyor. Kalelerin hepsi gitti. paralı askerler kazık attı. Şeye geçtiler. Vlandia'ya geçtiler ama hiçbir şey anlamadım. Bir, iki, şu klan neyse. Embers of the Flame. Bir tane klan arkadaşlar. Üç kalesiyle karşı tarafa geçti. Ama bana niye kale geldi hiçbir şekilde anlamadım. Değişik şeyler oldu. Tamam, yazıyor. Vlandia'lara katılmışlar ve... Üzücü bir haber oldu. İşte bunlar. Bu adam. Buldum. İdam. Yok. İdam falan yok ama. Buydu değil mi? Mosterios. Aynen, liderleri bu. Bir sürü kale verdim ve işte beklenilen ihanet geldi arkadaşlar. Çok saçma. Yani zerre mantık yok yaptığı şeylerde bu arada. Yok etmişiz. Aşırı güçlüyüz. Ve gidip kaybeden tarafla şey yapıyorlar, anlaşma yapıyorlar. Sıfır mantık. Hani onlar daha güçlü olsa, bize kazık atıp yararlarına olsa bu strateji. Anlarım da tamamen kendilerini denize sıkıştırdılar. 2-3 tane kaleyle. Ve aşırı güçlü bir ulusu düşman yaptılar biraz önce. Şimdi bir daha para verip geri alıyoruz. Kaleleriyle beraber. İyi ki karşıma çıktı bu arada. Yine güven olmayacak.
Ama böyle şeyler oluyor arkadaşlar, tahta oyunları. Bu ne? Bir para. Al. Para mara yok sana. Bir paraya geri aldık. En azından ilişkimiz arttı. Ve bütün kaleleri geri aldım arkadaşlar, yanılmıyorsam. Yes. Güzel. Bu bölüm keyifli gidiyor gerçekten. Henüz devasa bir aptallık yapmadım. Aseray muhtemelen aşağıdan girecek bize. Şurayı alacaklar. Umurumda değil. Burayı vereceğim zaten. Sonra gidip alırız geri. Burayı bitirmemiz gerekiyor öncelikle. Şeye odaklanmamız gerekiyor. Vilandia'ya. 700 kişi burada var. Burada da bayağı kişi var. Ben inadına şeyi bulmak istiyorum, şu kadını. 4 gün önce Drapant'ta gözükmüş. Bir köye falan gidelim, bilgi toplayalım. Bir daha siege'e geldiler de yine mi kazık atacaklar? Ne alalım köylülerden? 60'a mı satıyor? 100'e arkadaşlar tereyağı satıyor. Kazıkçı köy. Böyle bir kazıkçı köy görmedim. Sargot. Ya Sargot da nasıl olur? Sargot benim. Sargot civarında. Et Sargot. Et Sargot olamaz. Giremez çünkü Sargot'a. Kalatilt. Burada bir yerde olması lazım ya. Bam diye alacağım çünkü kaleyi arkadaşlar. 700 kişiyi öldürmek zorunda kalmayacağız. Ama kadın görünmez. Tutsak mı acaba? Değil. Tutsak falan da değil. Jakulan. Arkadaşlar ışınlanıyor bu karakter. Ya buradan geçtim. Herkese baktım. Herhalde kaçırdım. Yorumlarda muhtemelen çığlık atıyorsunuz. Hançer abi dibinden geçti falan. Ama görmedim. Jakulan. Evet, aşağıdan geldi Aseria bu arada. Şeye daldılar. Kalemize. İçeride mi? Değil. İçeride de değil. Hangi klanlar kaldı arkadaşlar? Alalım hepsini ya. Bu kadın görünmez gerçekten. Vilandia'ya gidiyoruz. Bunlar var arkadaşlar. Bu kadını bulamadık. Ingalter diye bir adam var. Ekarant var. Belgir var. Bir sürü klan lideri var. Neyse, herkesi yakalayalım, konuşalım arkadaşlar. Klasik stratejimiz. Bunların hiçbirini alamadık, değil mi? Bunların hiçbiri gelmiyor. Aynen, burada avlamaca yapalım biraz. Onlar siege atarken. Çünkü bütün klanları almak istiyorum. Osbir ile Corain var. Baron Osbir. Okey, Baron bu. Onu alabileceğiz muhtemelen. Gel bakalım. Aynen, bütün klanları almazsam Vilandia kaybettiğinde, kalesi kalmadığında bütün haritayı da alacaklar battaniye gibi. Ve bulmam çok zorlaşacak. Şu anda hepsi burada cirit atıyor. Bitirmeden önce bütün kaleleri hepsini tek tek toplamam gerekiyor. Çok işime yarar gerçekten. Osbir'i alalım bakalım. Muhtemelen katılacak bize diye düşünüyorum. Ah! Wow! Katılmadı. Kalesi yok, hiçbir şey yok, tutsak ve katılmadı. Tebrik ediyorum cesaretini. Alabilir miyiz artık şurayı arkadaşlar?
Başladı siege. Haydi alalım. 2000'e 498. Ezici üstünlüğümüzle temizledik kaleyi. Kaleyi şehri. Tavernaya gidelim. Tutsaklarımızı satalım bir kısmını. Hoppa, 2 level daha atladık. 8 tane Sword Sister aldım gitti. Aldım gitti. Alec the Fish. Nasıl bir lakap? Balık adam. Bakalım. Şurayı alıyorlar. Alsınlar, hiç umurumda değil. Ve son bir şehirleri kaldı. Saygıdeğer sevgili Blandia'nın. Gelelim, burada tutsak var mı ona bakalım. Var. Burada konuşamıyorum ya. Urundulf. Lord diyor. Urundulf. Değilmiş liderlerim. Bunlar konuşmuyorum. Kalan liderleri bulmamız gerekiyor. Keşke haritada, hani işaret atıyorsunuz ya ansiklopedide. Haritada kafalarında bir şey gözükse, böyle bir yıldız. Hani şöyle oluyor mesela. Şey işaretlediğinizde. O çok üzücü. Neden öyle bir şey yapmamışlar? Mesela ben bu Vartin'i bulmak istiyorum. Tak işaretledim. Sargot'taymış. Ama haritada göremiyorsunuz. En azından yaklaştığınızda görebiliyor olsanız mükemmel olurdu. Çünkü unutuyorsunuz. Kim savaş açtı? Sturgia'da savaş açtı. Harika. Sturgia'yı da bitiriyoruz o zaman. Kendileri kaşınıyor. Kazıkçı köyden biraz asker aldım. Erdurant. Bir saniye, alta basarsan daha çok bilgi veriyormuş. Okey de. Lord falan ne olduğunu bilmiyorum. Değil herhalde. Lakabı yok çünkü. Erdurant. İki tane Erdurant var. Hangisi bu? De Cortey'nin Erdurant'ı. Bu değil. Değil lider. Okey, üstünde herhalde şöyle yazdığımda Lord falan zımbırtılar yazması gerekiyor. O zaman anlayabiliriz. Tomund. Mesela yazmıyor. Lord'du bilmem neydi. Ama emin olamıyorum ya. O ekranda yazıyor mu bilmiyorum. Tomund çıkmadı. Çünkü H var. Değil. Okey. Demek ki yazıyor. Ama Kaladit'te de yazmıyor ama lider. Lord'du bilmem neydi. Lady'di. Hiçbir şey yazmıyor. Şimdi 3 ulusla savaşıyoruz arkadaşlar. Sanırım burayı bırakacağım. Son şeyi. Of, şahane. Bakar mısınız lordlara? Keklik gibi. Haydi savaşalım bunu. 350-280. Dayak yiyeceğim. O kadar da kuvvetli değilmişim. Haydi savaşalım. Biraz risk olsun. Otomatik savaşı alacağım biliyorum ama bu nasıl gidecek bilmiyorum. Karşı taraf da güçlü. Bir sürü lord var. Hepsinin, onların sağlam askerleri de var. O yüzden ezik değil yani karşı taraf. Güzel bir müzik de geldi. Şahane bir savaş olacak. Atım eze eze 1-1-1-1. Şahane bir damage vurdu.
Bir tane lordu indirdim atından. Okçularımız tepeden sıkıyor. Okey, çok güzel aldık. Şimdi destek birlikleri gelecek muhtemelen. Ama çok iyi konumlandık. F1 F2 yapalım, çok dağılmasın karakterlerim. Sen ne yapıyorsun? Hoppa. Toparlayalım herkesi burada. Bir daha saldıralım. Şahaneydi ya. Zayıf karşı taraf, zayıf. Çünkü arkadaşlar çok uzun süredir toparlanamıyor Blandia. Ve lordlarının bütün askerleri daha yeni toparlanmış köylerden böyle çömezler. Ordu kasacak vakit bırakmadım adamlara. O yüzden sayıları yüksek olsa da adamları çok zayıf. Taş atan looter alsa daha çok daha iyi savaşabilirdi yani. Kaçıyorlar zaten. Bunları öldürmesem tutsak olarak mı alıyorum arkadaşlar? Tutsak oluyorlar değil mi? Belki de öldürmem gerekiyor ama experience katsın diye adamlarımı öldürüyorum. Hepsini aldık. Sadece 3 kişi kaybettik arkadaşlar. 280 kişi indirdik. Gayet güzel bir savaştı. Hoş geldin aramıza. Baron, Belgir. Belgir'le konuşacağım arkadaşlar. Bir sürü tip var burada. Kaç kişiyle savaşmışım? Bu ne ya? İlk defa gördüm bu miğferi. Ne güzelmiş. Aldrick, ha bize katılan Aldrick. Ufak Aldrick. Bana borç değilsin diyorum. Şahane. Bir tane daha baron aramıza katılacak şimdi. Hangisi olduğunu unuttum bile. Orta ol muydu? Burada yazmıyor ne oldukları. Bir daha konuşalım arkadaşlar. Ne kaybediyoruz ya? 30 saniye kaybediyoruz. No. Çünkü bir tane atlarsam sonra bir daha bulmamız gerekecek onu. Osbir geçen katılmadı bize. Bu sefer katılıyor. %61 double success var. Bakalım. Yapma, %61. Arada oluyor. %55 biraz zorlu olacak bu. Geldi. Of, %23 sadece. No, pas geçsem ne oluyor acaba opsiyonları? %96 double success geliyor mu? Bam, geldi. Ya da critical success. Osbir hoş geldin. Kaç para istiyor? 800k istiyor. Veririz. İyi para istedi. İyi para istedi. Fena değil klanları. Diğer 4. Gelsin ya. Ne yapacağım parayı? Ama iyi pazarlık yaptı bu gerçekten. Hemen suratına bir gülümseme oturdu. Mavi sana çok yakışıyor 31. Geldi. Devam. Şöyle biraz upgrade atalım. Tak 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 tak. Banditler falan da katılmış aramıza ama hadi olsun. Arada kaynasınlar. Ve başka kimler var? Tek tek konuşuyorum arkadaşlar. Sende bir şey yok. Bunları salsam mı? Furnhunt Heart. Bunda da bir şey yoktu, hatırladım. Bigoter. No. Ele duran. Ele duran.
Bunlar yeni aldığımız karakterler. Bunlarla daha önce konuşmadık. Çok enteresan. Belgir. Sen çok Lord'a benziyorsun ama mutluymuş şeyden. Baron Belgir. Gelmedi bu. O zaman ilişkimiz artması için bunu salıyorum. Saldım gitti. Artıyor mu bilmiyorum ilişkim de. Sonra Darkle'a ikna edebilirim. Amakron. Ortol. Bu tipler ne arkadaşlar? Niye böyle bug'lı bu tipler? Bilmiyorum. Artmaya başladı. Virüs gibi yayılıyor. Lassant. Yok. Kutlans. Hayda. Niye böyle bilmiyorum arkadaşlar. Vilandia'da bir akım var anladığım kadarıyla. Unteri. Yok tamam bu kadar. Bu kadar. Çok da lordları kalmadı muhtemelen. Aslında kaleyi alsak... 800 kişi savunuyor. Kaleyi alsak bütün lordlar bana gelir. İşte o zaman şey yapabilirim. O zaman ikna edebilirim. Vilandia ile barış yapmaya gerek yok. Hiçbir şeyler kalmadı. Klanlarım nasıl gidiyor? Wow, 3 satır. Sturgia'dan ses yok. Birazdan dalarlar. Aseray'dan ses yok. Ses yok. Ordu yapabiliyor muyum? 1000 tane ordu var zaten etrafta. Bir tane ordu yapacağım. Çok güzel. Herkes çok yakında arkadaşlar. Herkes sen hariç çok yakında. Mega bir ordu yapıyorum şu anda. Ve son şehirlerine dalacağız arkadaşlar. Yaptım bakalım. Patlatıyorum siege'i. Çok yavaş doluyor. 800 kişi var. Daha da fazla olacak. Vilandia'nın son kalesi düşecek mi? Az sonra. ...800'e 2100. Bir tane de trebuşa yapalım. Haydi son kale savaşı şaşalı olsun arkadaşlar. Bunlar da geliyor. 2000, 3200. 3200 kişiye karşı 800 kişi. Haydi gidelim. Bakalım nasıl olacak. Hiç 3200 kişiyle saldırmadım açıkçası. Benim için bir rekor olabilir. Karanlık, hiçbir şey gözükmüyor. Ve Vilandia'nın son kalesi birazdan düşecek. Surlardaki adamları korkudan titriyorlar. Ve ülkemizin sonu geldi. Ne yapacağız diyorlar. Ve karşı ülkenin kralları, kralı daha doğrusu kapıya dayandı. Devasa baltasıyla kapıyı yıpratmaya başladı. Aslında indiririm biliyor musunuz? 10 dakikaya falan indiririm muhtemelen. Şu adamı vurabiliyor muyum? Neredeyse. Kan gövdeyi götürüyor arkadaşlar. Çığlık sesleri falan geliyor bu arada. İlk defa duydum. Açık hedefim şu anda. Herkes bana sıkıyor o yüzden. Ama sıkıntı yok. Tanklarım.
Kapıya dayandık. Bu sefer ön kapıdan gireceğim arkadaşlar. Hep sulardan giriyorum. Koş koşuna destek olalım. O kaç vuruyor acaba? 500-500 falan vuruyor muhtemelen. Bangırt. Hançerya'dan selamlar. Girdik içeri. F1 F3 atıyorum arkadaşlar. Kapıdan girdiğimiz için bütün birlikler dışarıdaki içeriye gelecek şimdi. Destek birlikler burada mı belirecek? Yes! Anında geldiler. Bunlar çömez. Hiçbir şey yapamazlar. Elit ordumuza karşı şansları yok. Surlara da çıktık arkadaşlar. Bütün ordum içeri giriyor şu anda. Sağ üst taraf yemyeşil oldu gördüğünüz gibi. Daha doğdukları anda kesiyoruz arkadaşlar. Spawn kill yapıyoruz. Hiç toparlanamıyorlar bile. ...800 kişi var değil mi? Daha öldürecek miyiz? Bitirdik mi? Anında indiriyoruz. Hiç bu kadar yeşil görmemiştim ekranı. Bir kale saldırısında özellikle. Evet, belirdikleri anda kesiyoruz çünkü içimizde beliriyorlar şu anda. Temiz. Bitti herhalde, halen kapışıyorlar mı? Bir iki kişileri kaldı muhtemelen surlarda. Elinize sağlık ya. Efsane ordumuz gerçekten TR5-6. Bir kişi kalmıştı, onu da indirdik. Ve Vilandia'nın son kalesi düştü arkadaşlar. Uzun bir savaş oldu. Günler, aylar, yıllar sürdü. Ama sonunda zafer Hançerya'nın. Tebrikler. Sadece 2 kişi ölmüş benim grubumdan. Ve 800 kişiyi indirdik arkadaşlar. Totalde 130 kişi kaybetmişiz. Şahane bir kale saldırısı oldu gerçekten. Artık kim varsa içeride tutsağım benim. Bu adamla konuşacağım. Ekarant. Bunu da kurtarmışım. Tutsakları alalım. Ekarant'la konuşacağım. Pillage diyorum. Kaleleri dağıtıyoruz. Kime dağıtacağız? Bu adam kim? Bu adam paralı asker. Sana hiçbir şey yok. Ospire gidiyor. Paralı askerlere hiçbir şey vermek istemiyorum. Diğer lordlara dağıtacağım.
Vilandia'dan aldığımız. Şimdi kimle konuşacaktık? Bu arada ordumu dağıtabilirim hızlıca. Teşekkürler hepinize. Hançerya için bir dönüm noktasıydı bu. Ve sayenizde bir krallığı daha neredeyse haritadan sildik. 6 tane şehrim mi var? Hiç yetişemiyorum bunlara. Demir baldız 192 kişi toplayabiliyor. Şahane kuvvetlendi. Kimle konuşacaktık? Erein miydi? Burada. Ekarant'la konuşacaktık. Hadi gel artık. Yes. Bam. %55. Haydi. Yes. Bir tane daha baron geldi. Neciymiş bu? Tier 3. Güzel çocukları da var. Potansiyeli olan. Güzel bir klan. Temiz bir adama da benziyor. Kaç para istiyorsun? 500k. Of. Al bakalım değer. Değer. Bildiğim kadarıyla bunlar hiçbir zaman ihanet etmiyor arkadaşlar. Paralı askerler gibi. O yüzden her kuruşuna değer. 300k param kaldı. Biraz para kasmam gerekiyor açıkçası. Diğer lordları da ikna etmeyi arzuluyorsam. Yüzlerce savaşın ardından 79 tane koyun şeyi mi var? Bunları keseceğim. Unutuyorum. Şeyle geziyoruz ya. Çoban mıyız, warrior mıyız belli değil. 80 tane kuzuyla geziyoruz. Ama aslında böyle yapıyorlardı. Ordularda et sağlamak açısından hayvanlarla geziyorlardı diye biliyorum. O yüzden çok da saçma değil yaptığımız şey. Onları kesebiliriz. Çok güzel. Şöyle bakalım ve şöyle biraz çevirelim haritayı. Batı tarafını aldık arkadaşlar. Halen önümüzde çok fazla aksiyon var. Dinar Kalesi'ni alıyor Sturgia. Burada bir asiler türemiş. Bir şeyler dönüyor. Dinar'ı alsınlar. Bir sonraki hedefimiz Sturgia arkadaşlar. Kuzeye gireceğiz bir sonraki bölüm. Ve yukarıdan şöyle dolanıp aşağıya doğru ineceğiz. Sturgia'yı avlayacağız. Ama bitti mi? Bitmedi. Bir sürü lord var şeyde almayı arzuladım. Ya yakışmış mavi ya ekranda. Evet be. Bunların hepsine kale şehir dağıtacağım. Ve o paralı askerleri salacağız arkadaşlar. Klanlara gidersek Vilandia'ya. Bir sürü klan var halen. Bu kadını bulamadım. Galent'teymiş. Pes ediyorum. Hepsini alacağız. Bir sonraki bölümdeki hedefimiz bu lordların hepsini tek tek klanımıza almak olacak arkadaşlar. Falcon. Ha bu gelmiş. O zaman şöyle işaretleyelim. Bunu işaretlemişim. Okey. Hatta şöyle yapalım arkadaşlar. Bazı şeyleri temizlemem lazım. Karışacak yoksa. Heroes. Milyon kişi işaretlemişim. Biraz temizleyelim. Gudra. Seni aldık. Biraz kolaylaştırmamız. Liena mı? Hey be. Karizma. Sana da ihtiyacım yok listede. Bu adam kim? Şimdilik bunu da kaldırıyorum. Vilandia'ya odaklanmak istiyorum. Prindor'u almışım. Kimi işaretlediysem almışım arkadaşlar. Bunlar kaldı. İleriki bölümlerde onları da alacağız. Northern Empire, Western Empire. Okey. Vartin diye bir adam var. Bunu bulacağız. Bu hanımefendiyi bulacağız. Noble. Lord Lady. Aaa. İşaretleyebiliyoruz. Ama ha. Faction Leader. Ah bunu keşke daha önce görsem. Faction Leader pardon. Ülkenin lideri. Asiller var. Bir de Lord Lady var. Ama Lord Lady olması klan lideri olduğu anlamına gelmiyor. Geliyor. Vilandia'yı seçtim. Dert dert. Bir saniye. Lord Lady olması anlamına gelmiyor arkadaşlar. Klanın lideri olduğunu. O zaman yapamıyoruz buradan. Faction Leader de sadece şey. Kralı seçiyor. O zaman buradan bulamayacağız. Şuradan bulacağız. Klanlara gidiyoruz. Landia buradan tek tek bakacağız. Bu kadını işaretledim.
Golden Boar. Hepsi karşı tarafa geçmiş ya, paralı askerlerimiz. Bu adamı bulacağız. Belgir'i bulacağız. Ya biraz hızlı işaretliyorum. De Cortain değil. Okey. Belgir'i bulacağız. Osbir'i aldık. Vartin'i bulacağız. İşaretledim. Dert erte alamam. Kral o. Perik'i almışım. Berican. Seni bulacağız. Aldrick'i bulacağız. Servik'i aldık. Hepsi bu arkadaşlar. Gezgin oğullarımı. Peki. Bütün klanları işaretledim. Kalan. Ve bir sonraki bölümdeki odam bu adamları bulmak olacak. Ve aslında kağıt kalem alsam çok işime yarayacak ya. Neredeydi? Clanslandia. Klanlar değil de kişileri seçtik artık. Heroes. Burada. Sadece bunlar kaldı arkadaşlar. Bir saniye kalem almaya çalışıyorum. Ve daha doğal olsun diye bunları kesmiyorum arkadaşlar. Arka planda kağıt kalemle oynuyorum bu oyunu. Tavsiyelerinizi not alıyorum bol bol. Aldrick. Belgir. Berican ya da Berican her neyse. Calatilt ve Vartin. Bunlar kaldı arkadaşlar. Hedefimiz bunları kolayca cukka cukka toparlamak. Ve yanımdaki kağıda yazdım. Mesela Belgir hemen buldum. Bunu toplamamız gerekiyor. Klan liderlerinden bir tanesi ne biçim koşturuyor. Çok hızlı koşuyor. Gidelim. Bunları toparlarsak şahane olacak. Bir sürü klan gelecek ve yayılmaya devam edebileceğiz. Kuyaz'a da saldırıyorlar. Asarya'ya bir barış açacağım. Hatta istiyorlar mı? İşte sıfır. Aşağıdan şehirlerimi alıyor. Darlıyor beni. Kimseyle barış yapmak istemiyorlar. Bin influence gidecek muhtemelen de. Yani şu anda ulaşmak istemiyorum. 1900 mü? Yapamadım. Of, çok fazla lord var. 20 tane lord arkadaşlar bana karşı influence bastı. Krallık dönemi bitti. O kadar çok lordum var ki. Barış artık yapamayacağım arkadaşlar. Ne yazık ki. Adalet söz konusu olacak. Demokrasi falan geldi krallığıma. Böyle şey olmaz. Prisoner'ları satmadığım için bu kadar yavaşmışım bu arada. Tamamen benim hatam. Bir yandan da listeme bakıyorum şu lordlarla. Çok daha kolay oldu ya böyle kağıt kalemle yanıma yazınca. Yani ikinci ekranıma da yazabilirdim de. Taverna'ya gidelim. Tak 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 tak. Şunların arasında var mı? Hızlıca bir daha bakayım notlarıma bakarak. Yok. Bunların hiçbiri yok. Sargot benim. O yüzden buraya bırakacağım arkadaşlar bütün tutsaklarımı. Kaleye gidiyoruz. Dungeon'a gidiyoruz. Hepsini bıraktım buraya. Limiti aşmamıştır umarım. Ve biraz daha hızlandık şimdi. Ve şeyleri bırakıyorum lordları. Kendi savunsun o zaman. Barış istemediler. Kuyaz'ı savunsunlar orada. Dinar Kalesi hiç umurumda değil. Gitsin. Ama birkaç cephede savaşmayı kendileri istedi. Şimdi Berican'ın Belgir'in peşindeydik. Şöyle bir köye uğrayalım. Bakalım. Neredeymiş? Asker alamıyorum. Şişmiş durumdayım. Şuradan Belgir değil. Belgir. Trakortea Kalesi'nin orada gözükmüş.
O sağda olsa gerek. Aynen, doğuya gitmiş. Galen'di kime veriyoruz? Bana verin. Bana vermeyi istiyorlarmış. Okey. Sayısını artık yetişemiyorum arkadaşlar. Kalelerimizin ve şehirlerimizin. Ama güzel para kasmam gerekiyordu. 10K gelirim var şu anda. Yakışır. Northern Empire'da savaş açtı. Herhalde krallar kendi arasında konuştu. Bu hançeroğulları bizi silip süpürecekler. Süpürecek ve beraber savaşmalıyız bunlara karşı tarzı bir düşünce içerisine girdiler ve bütün harita neredeyse bizlere savaş açtı. Ama problem değil çünkü batı tarafını güvenceye aldık arkadaşlar. Doğu cephesinde kuzey güney artık savaşabiliriz diye düşünüyorum. Ama şu kalan 1-2 lordu da alsam çok şahane olurdu mesela Belgir'i bulabilseydim. Onlara bakar olacağız arkadaşlar bir sonraki bölüm. Yavaş yavaş alacağız o lordları da. Sen kimsin benim köyümü yağmalıyorsun? Tokat. Asker alamıyorum artık. Benim bir şey yapmama gerek yok artık şu aşamada. Lordlarım halleder diye düşünüyorum. Ya hepsini aynı anda karşı koyamayız ama mesela buradan kuzeye girmeye başladı bir kısmı. Aynen şu anda hepsine karşı koyamayız. Bir tane ordu burada. Fena değil. Ya Vlandia'ya barış atabiliriz. Barış atamıyorum artık arkadaşlar. Ne isterse lordlarım o olacak. Influence'ım yetmiyor. Yetmiyor. O kanunları geçirmemiş olsam bile. Şu anda kendimize o kadar güveniyoruz ki anladığım kadarıyla. Kimseyle barış yapmak istemiyorlar ve dört ırkla aynı anda savaşmak istiyorlar. Lordlarım cengaver gibiler gerçekten. Primesos da gözükmüş bu adam. Şurada. Primesos. Bulabilir miyim ya? Veda etmeden bir tane daha lord alsam çok mutlu olurum. Erdurant. Buldum. Bulamadım. Erdurant değilmiş. Erdurant mı? Bu listemde yok arkadaşlar. Hangi Erdurant? Diğer Erdurant bu. Geç. Listemde yok. Merak. Bunlar halen takılıyor burada. Tipe bak. Bonus. Kaladok ha. Kralın şeyiymiş bu. Ailesi. Kızı bu kızı. Keyfine baksın. Hiç bulaşamam şu anda. 8 yaşına girdi. Oğlum. Evet be. Bu ben miyim yandaki? Yo. Ha şeyi. Hocası. Nerede eğitim alacağını seçiyoruz. Savaşçı mı olacak? Stewart olsun. Sosyali arttırıyor. Leadership falan geliyor. Bir tane daha Stewart'a verirsem. Güzel. Bu da böyle. Ordu kurur. Takılır. Karakterli bir insan olarak yetiştirelim kendisini. Belgir. Bulduk. Belgir'di arkadaşlar aradığım adam. Ama yetişebileceğimi zannetmiyorum. Birisi önünü kesmezse. Haydi lordlarım. Birisi önünü kesmeli. Müthiş hızlı. Birisi daha savaş açtı galiba. Bakmaya korkuyorum arkadaşlar. Bu kadar çok savaş. Şu Belgir'i biri önünü kessin rica ediyorum. Ya birisi kesecek herhalde önünü. 100 tane lordum var ya. Kim savaş açtı? Western Empire. Haydi. Halen barış yapmak istemiyoruz. Ve barış yapamıyorum. Influence'um yetmiyor. Galiba hepsiyle kapışabileceğimizi zannediyor benim lordlarım. Bu cesareti benden alıyorlar muhtemelen. İyi mi kötü mü bilmiyorum. Bu durum iyi mi kötü mü bilmiyorum. Şu adamı katsam çok rahatlayacağım. Ama birisi önünü kesmeli artık. 18 adam var yani. Kimse mi gelmiyor? Sıkıştırdı kendini. Yes. Evet Belgir. Lütfen katıl bana. Ya ciddi olamazsın. Tokatlıyorum ve salıyorum.
23'e çıktı. İlişkimiz. Okey. Burada arkadaşlar zirvede bırakmak istiyorum bu bölümü. Ne halt edeceğiz açıkçası bilmiyorum. Çok iyi bir noktadayız ama sınırımızdaki bütün şeylerle savaş içerisindeyiz. 1, 2, 3, 4 klanla savaş içerisindeyiz. 5 hatta Vlandaya ile beraber. 5 kişiyle savaş içerisindeyiz. 19K gücümüz olsa da 5, 11, 17, 25K gücü var total karşı takımın. Ve hepsini alamayız. Ve kimse destek olmadıkça artık barış da atamıyorum. Ve kimse destek olmuyor. İnfluansım yetmiyor. Balanced yapalım bari şunları da ordumuz yardırmasın. Bir sonraki bölüm bakacağız arkadaşlar ne olacak. Gerçekten hepsine karşı koyamayız. Her yerden saldıracaklar. Şehirleri, kaleleri kaybedebiliriz ve başladılar bile buralardan girişmeye. Q-az'ı almışlar elimizden çünkü barış atamadım. Ama en azından batıda birazcık rahatladık diyebilirim. Ve birkaç bir şey yapacağım hızlıca. Muhtemelen Galen'de ve Orksal'a kimse dalmayacak oyun boyunca. Arkada bıraktığım için. Onlara para vermeye gerek yok o kadar. Galent. Şöyle az asker biriksin. Ve Orksal da aynı şekilde. Aynen çok asker biriktirip para vermeye gerek yok. Onun dışında 10K gelirimiz var. Ve bir sürü lordumuz var. Bir kısım sadık değil çünkü paralı askerler. Ama bir sonraki bölüm göreceğiz arkadaşlar. Muhtemelen çok fazla kale kaybetme ihtimalimiz var. Ama bir şekilde bir noktada barış yapacağız ya da ittireceğiz. Influence'ım ne yazık ki limitlerine ulaştım. Bakalım nasıl gidecek arkadaşlar. Heyecanlı bir bölüm olacak. En zorlayıcı bölümümüz olacak muhtemelen. Bir sonraki bölüm. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Video hoşunuza gittiyse bir beğeni bırakıp kanala abone olmayı düşünebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.